Selamlar sevgili gençler. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Afiyettesinizdir. Arkadaşlar, bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik ya hani. Niye biz dedik ki sizlerden de aldığımız ee, tiyolarla? Neden dedik ki biz trigonometriden şöyle 40 tane adam akıllı, kazanımı bol, efsane soru çözsek, şöyle sana bu konuyu kavratacak soru çözsek, 40 tane arka arkaya çözsek bunları, yazsak, güzel güzel çözümlerini paylaşsak. Sen de bu videoyu izlesen de bu 40 tane soruda trigonometriyi halletsek ve senin içinde kafanda trigonometri diye bir problem kalmasa ki hani şöyle hocam 40 tane soru çözünce olur mu deme ben soruları çözerken sana resmen konuyu da anlatacağım yani hiç merak etme bu konuda e, gönlünde şüphe kalmasın sevgili dostum. E, biz bu soruları çözerken de sen de eline kalemini kağıdını al e, hem kendin çözmeye çalış. Ya da şöyle de yapabilirsin bak sana bu önerim. İlla bu videoyu yayınlanır yayınlanmaz izlemek zorunda değilsin. Önce pdf'ini ben sana paylaşıyorum açıklama kısmında. Sen bu açıklama kısmındaki pdf'i indir. İndirdikten sonra evde bunu çayını kahveni al bir güzel çözmeye çalış. Uzun çözdüğün soru olursa bak sana taktikleri veriyorum bu videoyu nasıl izlemen gerektiği hakkında. Uzun çözdüğün soru varsa bunu mutlaka işaretle de. de ki bunun çözümüne hocadan bakmam lazım. 1- Boş bıraktığın soru ona illaki bakacaksın. 3. Yanlış yaptığın soruyu göremeyeceksin çünkü cevap anahtarı paylaşmıyorum. Cevap anahtarı içinde sevgili gençler ben size e, bu videoyu yayınladıktan sonra ilk gösterimle premier gösterimle yayınladıktan sonra şunu yapacağım. Açıklama kısmına hangi soru kaçıncı dakikadaymış bunları bırakacağım tamam mı? Çünkü cevap anahtarı ben de şimdi soruları ilk defa çözeceğim. E, sadece kazanımı yüksek sorular olduğunu biliyorum. Soruları ilk defa çözeceğim. Cevap anahtarı çıkarmadım. Dolayısıyla pdf'de cevap anahtarı bırakmadım. Sadece senden isteyip e, yani bir istek istekli de değil bu. E, senden tek ricam, soruların cevaplarını bu şekilde e, öğren. Yani ben sana bunları hazırlamışım. Sen de bu zahmete katlan. Sırf video izlensin diye demiyorum. Keşke cevap anahtarı çıkarabilsem de açıklama kısmına veya bıraksam veya işte pdf'in e, içerisine yazsam ama cidden bu soruları ilk defa çözeceğim şimdi seninle beraber. Ama soruların çok güzel olduğunda, olduğunda da adım kadar eminim sevgili gençler. Çünkü kendim seçtim zaten. Evet zaman kaybetmeyelim. Başlayalım. Bu video canlı yayın değil bu arada. Chatten şu an soranlar olabilir. Bu video canlı yayın değil sevgili gençler. Bir premier gösterim. Gala tarzına düşünebilirsiniz. Gala tarzına düşünebilirsiniz. Premier gösterim. ilk gösterim. Ee, canlı yayınlanacak mı? Yani şey daha sonrasında video kayıt olacak mı? Kayıt olacak tabii ki. Yani premier gösterim biter bitmez zaten canlı bir şekilde. Yani siz orada normal video halinde görebileceksiniz sevgili gençler. Bu videoyu. Evet. Bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. İnşallah biz de 40 defa bir soruyu çözersek, bir konudan soru çözersek ve bunlar adam akıllı sorular olursa biz de bu konuyu kavrayacağız. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram kullanıyorsanız da Instagram'da SML Hoca yani benim kanalı, benim sayfayı takip etmeyi de unutmayın sevgili gençler. Şöyle başlayalım ilk sorumuzla hadi bakalım. Ne diyor? Şekil birim çember. OPD OR'ye dikmiş. Şurası dik sevgili gençler. AOR açısını da bize x olarak vermiş. X şuradaki açı. Yukarıda verilere göre P noktasının koordinatları hangisidir diye sorulmuş. P noktası şurası sevgili gençler. Koordinatlar sorulmuş. Yani şuna karşılık denk gelen y eksenindeki nokta ve buraya denk gelen x eksenindeki noktanın apsisi ve ordinatı sorulmuş. Peki, peki. Şimdi sevgili gençler ben buranın x olduğunu biliyorum. Burası x ise şuradaki açının tamamının bakın şu kısmın 180 derece olduğunu biliyorum ki o 180'in 90'ı da şurası. O halde şuraya ne kalır sevgili gençler? Şu kısma 90 eksi x kalır. Şimdi ben buna göre düşüneceğim. 90 eksi x'e göre düşüneceğim. Biz bunu şu şekilde yapabiliriz. İki türlü çözebiliriz bakın. Şurası biliyorsunuz ki kosinüs ekseniydi. Ben diyeceğim ki arkadaşım burası kosinüs 90 eksi x'tir. 90 eksi x'tir. Fakat, fakat ee, bu taraf x ekseninin negatif kısmı olduğu için kosinüsün de negatifidir. O halde eksi kosinüs 90 eksi x'tir diyebiliriz. Bu da sevgili gençler bize neyi verecektir? Kosinüs 90 eksi x ne, neye eşittir? Şurası sinüs x'e eşittir değil mi? O halde burası hocam eksi sinüs x'tir diyebiliriz. Daha sonra ben buranın nesini bulmuş olurum sevgili gençler? Absisini. Burası eksi sinüs x'miş. Daha sonrasında da geçelim ordinat kısmına. Ordinat kısmı da sevgili gençler şurası. Bu sefer de ne olacak? Sinüs 90 eksi x olacak ordinatımız. E, y ekseninin pozitif tarafındaysa ki biliyorsunuz y eksenine de bir sinüs ekseni diyorduk. O halde burası da pozitif olacak. Olduğu gibi bırakacağız. Sinüs 90 eksi x'in de 90'a tamamladığı için birbirini. Bunun da kosinüs x olması gerektiğini biliyorsun. Yani bu noktamızda kosinüs x'miş sevgili gençler. O halde bizim koordinatlarımız nedir? Eksi sinüs x'e kosinüs x'tir diyebiliriz koordinatlarımıza. O halde cevabımızda bakın Edirne seçeneğinde verilmiş oldu. Geçiyorum ikinci sorumuza. LOB açısı yani şu kısım 20 derecelik bir açı. AL ile OB paralel KBOB'ye dik. A noktası 0'a 1 noktası. B noktası da 1'e 0 noktasıysa. burası birim çemberin çeyreğidir değil mi? Birinci bölgedeki kısmıdır. Şekilde OL Birim çemberi m noktasında kestiğine göre. Bakın burası m noktasında kestiğine göre. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. M noktasının koordinatlarını kosinüs 20'ye sinüs 20 olarak vermiş bize A şıkkında. Ben şunu şu şekilde indirirsem sevgili gençler. Biliyorsunuz x ekseni kosinüs ekseni olduğu için ve burası da bir birim olduğundan birim çemberdi. Burasının absesi kosinüs 20'dir. Buranın ordinatı da sinüs 20'dir. Dolayısıyla p noktasının absesi ve ordinatı kosinüs 20'ye sinüs 20'dir. Yani A seçeneğimiz doğru. Yanlış olanı bulacağız biz. P noktası 1'e tanjant 20'dir denilmiş. Evet apsis olarak bakın P noktası 1'den geçmiş. E, normal şartlar altında şunu da biliyorsunuz ki bu BK doğrusu var ya bu BK doğrusu sevgili gençler x eşittir 1 doğrusuyla aynı doğrudur. Ve aslında biz buna trigonometride tanjant ekseni de demiştik tanjant ekseni demiştik de o halde P noktasını kestiği yerde tanjant 20'dir ordinatı. O halde sevgili gençler 1'e tanjant 20 bizim için doğrudur. L noktası için şurası ki biliyorsunuz ki burası da kotanjant ekseniydi. Kotanjant ekseni diye de buraya not alabilirsiniz. Daha sonrasında L noktasının sevgili gençler apsisi ne olacak? Apsisi sevgili gençler kotanjant 20 olacak. Şimdi absiz kotanjant 20 olarak verilmiş. Peki ordinatı ne? Ordinatı da şu kısım yani şu uzunluk sevgili gençler. Bu da bize neyi vermiş? 1'i. E tamam bu da doğru o halde. C de doğru. PK uzunluğu. P nerede sevgili gençler? Şurası. K da burası. PK uzunluğunu 1 eksi tanjant 20 olarak bulabilirsin demiş. Ben zaten şu BP uzunluğuna arkadaşlarım tanjant 20 olduğunu söylemiştim. BK uzunluğu da buradan kaynaklı 1'dir. 1'den tanjant 20'yi çıkarırsanız PK'yı bulabilirsiniz. KL uzunluğu 1 eksi kotanjant 20'dir demiş. Ben şu kısmı birazcık sileceğim. E, KL uzunluğu nerede sevgili gençler? Burada. Şimdi o halde ben burada şuranın uzunluğunu kotanjant 20 olduğunu söylemiştim. Burada ben 1'i çıkarırsam kotanjant 20'den kotanjant 20 derece eksi 1 bize KL uzunluğunu verecekti. E burada ne demiş? Tam tersini söylemiş. O halde cevabımız edilme seçeneği olur deriz. Geçtim 3. soruma. ABC bir dik üçgen şu kısım. E burası 6 verilmiş, burası 8 verilmiş sevgili gençler. O zaman burasının 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sinüs A'dan kosinüs B'yi çıkar demiş. Sana zahmet sinüs A'dan e, kosinüs B'yi çıkar demiş bize. Şimdi biraz düşünelim. Ben yani sevgili gençler, e, burada şu kısma alfa, bu kısma da beta dersem A dediğimiz şuradaki açımızı ben 90 derece artı alfa olarak şuradaki B dediğimiz açımızı da sevgili gençler burayı da 90 derece artı beta olarak yazarım. 2 iç bir dış yaptık. Şimdi bizden sinüs A istenmişti. O halde ben sinüs A yerine sinüs 90 derece artı alfayı hesap edebilirim. Eksi kosinüs B yerine de kosinüs 90 derece artı beta'yı hesaplayabilirim. Ki bunlara 90'a eklendiği için bu alfa ve beta. Biliyorsunuz ki 90'a eklendiği zaman isim değiştirecek işaret olarak da birincisinin o bölgedeki işareti geçerli olacak. Mesela sinüs ikinci bölgeye düşüyor 90 artı alfa. Sinüs ikinci bölgede neydi? Pozitifti. O halde bu isim değiştirirse burası kosinüs alfa olur sevgili gençler. Eksi buradaki eksi buradaki eksi. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksiyi yazdım. Ee, ve 90'a eklendiği için isim değiştirecek sinüs beta olacak sevgili gençler. Eksi eksi var? art. Artık bizim istediğimiz şey şu. Kosinüs alfa ile lütfen sinüs betayı bize topla demiş cevabı söyle. Peki kosinüs alfa neydi? Komşu bölü hipotenüs yani 8 bölü alfa. Ya 8 bölü 10. Alfa nereden geldi? Alfa beni andı. 8 bölü olmuş sevgili gençler. Artı sinüs beta da yani şunun sinüsü de karşı bölü hipotenüs olduğu için Gene ne diyeceğiz sevgili gençler? 8 bölü 10 diyeceğiz. 8 bölü 10 ile 8 bölü 10'un toplamı 16 bölü 10 yapar. Bu da 1,6'nın ta kendisidir. Cevap da edir nedir o halde? Değil mi? Gayet sakin, düzenli ve açıklamalı bir biçimde çözüyorum sevgili gençler. Ee, i̇nşallah sen de çok güzel anlıyorsundur. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ara sıra bunu hatırlatacağım. Bu ifadenin eşidi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi Burada mutlak değerler var. Bu mutlak değerlerin amacını öncelikle hatırlatalım sizlere. mutlak değer dışına nasıl çıkar bunu bulacağız. Şimdi sevgili gençler. Sinüs dediğimiz ifade eksi 1 ile 1 arasında bir fonksiyondur. Değerleri eksi 1 ile 1 arasındadır. Ve eksi 1 ile 1 arasında çıkan bir sayıdan ben 5'i çıkarırsam negatif bir sonuçla karşılaşırım. O halde ben bunu sırf negatif olarak dışarı çıkmasın diye uzaklık negatif olamaz. Çünkü eksiyle ile böyle çıkaracağım. 5 eksi sinüs x olarak çıkardım. Eksiyi koydum. Oradaki eksi buradaki eksi bakın. 3 eksi kosinüs x demiş. Yani maksimum 1 olabilecek kosinüsü ben 3'ten çıkardığıma göre burası pozitiftir ve olduğu gibi çıkar. 3 eksi kosinüs x diye çıkardım ben burayı. Daha sonrasında bölü diyelim. Bölü. 5 artı kosinüs x pozitiftir olduğu gibi çıkar. Dolayısıyla 5 artı kosinüs x diye çıkardım burayı. Eksiyi koydum. Buradaki eksi buradaki eksi. 3'e sinüs eksi eklersem de olduğu gibi çıkar. 3 artı sinüs x diye sevgili gençler üst tarafı hem eksisini dağıtalım hem de biraz düzenleyelim. Bakın 5 eksi 3 2 yapar. Eksi sinüs, eksi sinüs x artı kosinüs x yaptı. Eksi sinüs x artı kosinüs x geldi burası. Bölü alt kısma bakalım. 5'ten 3'ü çıkardım gene 2. Bir artı kosinüs x'imiz var. Bir de sevgili gençler eksi sinüs x'imiz var. Bakın üst taraftaki ile alt taraftaki aynı ifadeler olduğu için cevabımızda ne olur dedik? 1 olur. O halde cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. 5. sorumuza bakalım şimdi de. Buradaki x dediğimiz açı pi bölü 2 ile pi aralığındaymış. Ki sen şunu biliyorsun. Şöyle kartezyen koordinat sistemimiz, sistemimiz. Burası pi bölü 2. Buraya pi diyorduk biz. Pi bölü 2 ile pi aralığında bir açıysa demek ki bizim açımız ikinci bölgede sevgili gençler. Yani x ikinci bölgede diye not alabilirsiniz. x ikinci bölgede. Pekala yani tanjant x'i de eksi 3 bölü 4 olarak vermiş bize. Sin küp x artı kos küp x bölü sin x artı kos x. Buraya bir hatırlatma yazalım mı sizde? Şöyle not diyelim. Ee, bir küp açılımı yazalım sizlerle. A küp artı b küpün aslına bakarsanız a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare olması gerektiğini siz gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. O halde bu sin küp artı cos küpü ben sinüs x artı kosinüs x çarpı sin kare x eksi sin x kos x ve artı cos kare x diye yazabilirim. Onu biliyorsunuz. Bölü alt kısımda da ne var arkadaşlarım? Sin x artı cos x var. Onu da yazalım şöyle. Sin x artı cos x. Siz zaten benden önce burayı sadeleştirdiniz değil mi? Bunlar gitti. Geriye de sin kare x artı cos kare x eksi sin x cos x kaldı ki zaten şurada da şu gözünüze çarpıyordur. Sin kare x ile cos kare x'in toplamının siz 1 olması gerektiğini de çok iyi biliyorsunuz. 1 eksi sin x cos x sevgili gençler sorulmuş aslında bize. Şimdi hem sinüs x hem de kosinüs x lazım. Biz şunu hala hiç kullanmadık. Tanjantın eksi 3 bölü 4 olması gerektiğini hiç kullanmadık farkındaysanız. Hemen bir üçgen çiziyorsunuz. Bu üçgende sevgili gençler dik üçgen olsun. Bu dik üçgende şuraya x diyelim ve tanjantı eksi 3 bölü 4'müş. Biz yine de 3'e 4 yazalım. Tamam eksisini görmeyin. Burası da 5 olsun. Ama açının da ikinci bölgede olduğunu unutmayın. Bize ne lazımdı? Sinüs x. Yani karşı bölü hipotenüs lazım. Yani 3 bölü 5 çarpı bir de kosinüs x lazım. Yani komşu bölü hipotenüs. O da 4 bölü 5'miş sevgili gençler. Birden de bunu çıkaracağız. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey az önce de söyledim ikinci bölgede olduğu açımızın sinüs pozitif ikinci bölgede eyvallah ama kosinüs negatif olduğu için bu aslında eksidir. Burada da bir eksimiz vardı. Şu eksiyle şu eksi gitsin artı olsun dedim. Yani 1 artı 12 bölü 25 bize cevabı verecekmiş. Bir kere 25 25 12 ekledim. 37 bölü 25 bizim cevabımız oldu. O halde cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili dostlarım. Altıncı sorumuzda sevgili gençler. ABC bir eşkenar üçgen. BD kenarı DC kenarının iki katıymış. Yani ben DC kenarına mesela 1 dersem. Bu arada hiçbir sayı vermediyse. 1, 2, 3, kafanıza göre sayılar verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sonuçta oranlar aynı çıkacak. Burası 1, burası 2. Burayı da 3 dedim sevgili gençler. Buranın tamamına 3 dedik. Yani şöyle yaparsak. AB kenarına sevgili gençler 3 dedim. Daha sonrasında bizden istenen şey kosinüs x. Yani şurası da açı da x'miş sevgili gençler. Şimdi bu soruları nasıl çözebilirsiniz? Mutlaka bir diklik bulmanız gerekiyor ki 60 yani bu eşkenar üçgendeki 60 e, bayağı bir işimize yarayacak bizim. Nasıl mı? Bakın şu şekilde çekerseniz şuraya dikinizi. Burası 90. Burası 60 ise burası 30 olur. Bakınız 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. O halde şuraya 2 kalacaktır. Ve 60'ın karşısı da 1'in köküç katı olacağı için burası köküçtür. Ve tabi son olarak da şu hamleyi yapacaksınız. Pisagor'dan 2 kök 3 burası kök 7'dir diyebilirsiniz. AD kenarı. Kosinüs x'i sormuş. Komşu bölü hipotenüs diyeceğiz. Yani 2 bölü kök 7. Bu da sevgili gençler kök 7 ile genişletirseniz 2 kök 7 yedi bölü 7'nin ta kendisidir. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz doğal olarak. Evet nasıl gidiyor? İyi değil mi? Yani sıkılmıyorsunuz etmiyorsunuz. 7. E, sorumuza geçtik. Daha ben 1. sayfamı bitirmedim. Bunun gibi 6 tane daha sayfa var. Haberiniz olsun. Bir ABC üçgeninde B çarpı cos C artı C çarpı cos B ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu B cos C artı C cos B dediğimiz ifade neye eşit olur? Bunu bulmamız isteniyor ama nasıl buluruz onu da bu şekilde verildiği için çok da düşünemiyoruz. Peki bir düşünelim. Bir ABC üçgeni çizelim biz. Böyle bir ABC üçgenimiz olsun sevgili gençler. Böyle yapalım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C diyelim. A'nın karşısı a olsun. B'nin karşısı b, C'nin karşısı da c olsun sevgili gençler. Şimdi ABC üçgeni dedik ya. Kosinüs C dediğimiz şurasının kosinüsü çarpı c, pardon çarpı b e, ve C çarpı buranın kosinüsü neye eşittir diye soruluyor. Burun şuranın ve şuranın kosinüsü isteniyorsa o zaman ben şöyle şuradan şöyle bir dik indireyim ya, değil mi? Burayı dik indirdikten sonra şuraya da ne diyelim? H diyelim. Haşa ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. Bakayım. Olmasa da olur ama olsun. Biz yine de haş diyelim. Güzel görünüyor. Şimdi şu B'nin sevgili gençler. B'nin kosinüsü cos B çarpı C. Yani şurası. C çarpı kosinüs B için bakın ben şuraya sevgili gençler x dersem şurası A eksi x olur onu da bir yazalım. Şu kosinüs B'yi bir bulun bakalım x bölü C olur değil mi? x bölü C bakın burası şurası. C çarpı kosinüs B'yi ben bu şekilde buldum. E güzel soru bitti bence. Bir de şu kosinüs C'yi bulun bakalım. B çarpı kosinüs C'de A eksi x bölü B. Bu. E şimdi bunu da bulduk. Bunları bir de ne yap demiş? Topla demiş. Hadi bir de toplayalım bunları. Adamın her dediğini yaptık. Bunu yapmasak öleceğiz mi? C'ler C gitti. B'ler gitti. Burada ne kaldı? X artı A eksi X kaldı. O zaman X'ler de gider. Cevap neymiş? A. O halde cevap Adana'dır diyebiliriz sevgili gençler. Tatlı soruydu. Devam ediyoruz ikinci e, sayfamızla. Abi şöyle gelenek, gelenekselleştirelim değil mi? Ve sayfamıza uzaktan bir bakalım. E, güzel. Yani şimdilik güzel. Fonksiyonlardakiler daha kalabalıktı ama... ...bu da fena değil. Değil mi? Gençler 8. sorumuzdayız. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz ama... ...bir kaplumbağazıyla ilerliyoruz. Bu iyi bir şey. İyi bir şey emin olun. Şöyle katı cismini matı cismini bir şey çözelim diye... ...bu soruyu koydum buraya. Şekil bir küpmüş arkadaşlar. GL uzunluğu 4 tane HL uzunluğuna eşitmiş. Yani sevgili gençler ben... Şuradaki uzunluğa şöyle iyice şeklinde dibine girelim değil mi? Yani A olmaz yani. Şöyle çözelim soruyu. Heh. Kalemimizi de biraz inceltelim. Bakın sevgili gençler. GL dediği yer şurası. HL dediği yer de burası. O zaman ben HL uzunluğunda 1 dersem GL uzunluğu doğal olarak 4 olur. Doğru mu? 4 katıymış. PBL açısı şurası da X dereceymiş. Kosinüs X kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada kosinüs X'i bulabilmek adına ben şuradan alırım bunu. Şuraya kadar bir çekerim önce. Tamam burada bir üçgen oluştu. Ve bu üçgende sevgili gençler farkındaysanız dikkat ediyorsanız kırmızıyla gösterelim. Şurası da dik açıdır. Burasında dik açı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bunu üç boyutlu düşünün. Odanın kenarından şöyle köşegenine doğru diğerlere yakın bir yere doğru çektiğinizi düşünün. Ben de kendi odamız görüyorsunuz zannediyorum ama siz kendi odanıza buna bakabilirsiniz sevgili gençler. Köşeden o tarafa doğru şuradaki kenara doğru bir şeyler çektik. Burası da dik oldu. E peki ben bu dikliği nasıl kullanabilirim burada? Öncelikle sevgili gençler bunun bir küp olduğunu biliyoruz ve ben artık HG kenarının yani şu kenarın 5 birim olduğunu görebiliyorum. Burası 5 birimse o halde bu bir küpün her ayrıtı 5 birimdir. Burası da 5'tir. Şurasında dik olduğunu biliyorsunuz. Burası 4 ise burası 5 ise. Şu LF uzunluğu ya da FL uzunluğu ne olur diye düşünelim. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 topladım 41 demek ki burası. Kök 41 olacak sevgili gençler. Daha sonrasında da daha sonra da ben şuranın da 5 olması gerektiğini biliyorum. Ve o 5 dediğim yer neresi oluyor? FB uzunluğu. FB uzunluğu da 5'tir. E burası da dik üçgendi. O halde elimizde artık şöyle bir üçgen var. Bakın dik kenarları 5'e 41 olan. 5'in karesi 25. Artık kök 41'in karesi de 41. Ben bunları toplarsam 66'ın ta kendisi yapar. O halde sevgili gençler burada gördüğümüz HB uzunluğu da Şurası da sevgili gençler. Nedir deriz? Kök 66. Bence birazdan sorumuz bitecek. Çünkü bize kosinüs x sorulmuş. Şuradaki açımız olan e, x'in kosinüsü komşu bölü hipotenüs de bulunur. Komşumuz pb. Hipotenüsümüz de bl sevgili gençler. O halde ben 5'i kök 66'ya böldüğüm takdirde kosinüs x'i bulur. Cevabım da Edirne seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Güzel çözdük. Devam ediyoruz 9. sorumuzla. ABC bir üçgen. AB 4 cm, burası 12 cm, ACD açısı x. AD ve BC çap AD BC çaplı yarım çembere D noktasında teğet olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Böyle sorularda bir merkezinizi merkezinizi koyun. Yani burası 12 ise çap Yarı çap 6'ya 6'dır. Bunu da biliyoruz. Daha sonrasında e, buradan şuraya mutlaka ama mutlaka o tt bir doğru çekin. Çünkü merkezden tt çekilen doğru size bir diklik verir sevgili gençler. Burası 6, burası 6, burası 6 yarı çap olduğu için. Daha sonrasında burası ise burası da x'tir. 6'ya 6 burası da mecburen 2x'tir. Ya da bu 2x'e şu şekilde ulaşabilirsiniz. İşte yaydan çekilen e, açı da yay, yayın, yaydan gören açı merkezden gören açının yarısıdır dolayısıyla burası 2x'tir diyebilirsiniz. Daha sonrasında sevgili gençler ben şuranın bakın şurada dikin karşısının 10, dik kenarlardan birisinin 6 olduğunu bildiğime göre burası da nedir? Tabii doğal olarak 8'dir. Hocam bu 8'e farklı bir şekilde ulaşabilir miyiz? Çemberde kuvvet yaparsın gene ulaşırsın. 6 8 13 üçgenimiz var. Burada benden istenen şey sinüs x. O halde ben şurada sevgili gençler 2x'i biliyorum ya. Kosinüs 2x'i bana bir söyleseniz. Kosinüs komşu bölü hipotenüsü yani 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 sevgili gençler. Peki ben bu kosinüs 2x'i 1 eksi yarım açıdan 2 sin kare x biçimde yazmayı biliyor muyum? Pek tabi biliyorum. O halde buradan sinüsü buluruz. Bitti soru. 2 çarpı sin kare x eşittir. 1'den 3 bölü 5'i çıkarın. 2 bölü 5. Her iki taraftan 2'leri sadeleştirin. 1 bölü 5 geldi burada. Sin kare x 1 bölü 5 ise tabi sinüs x ne olacak sevgili gençler? 1 bölü kök 5 olacak diyebiliriz. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Geçtim ona 10. soruma. Şimdi gençler elimizde böyle bir ifade var. Ben bu ifadeye A desem bizden istenen o halde ne olur? A'nın kendisi olur. Yani A isteniyor bizden. Pekala. E, Gelin her iki tarafın karesini alalım. Nasıl olsa köklü bir ifade var elimizde. Hadi şurada alalım. Birincinin karesi bir eksi sin x yapar. Madem elimizde değmişken ikincinin karesini de alalım. O da bir artı sin x yapar. Aa ne güzel bak sin x'ler gitti. Ama şöyle de bir ifade var. Artı 2 çarpı karekök içerisinde bir eksi sin x çarpı bir artı cos x. Yani içlerini çarpacağız tek karekök içerisinde. Bu da iki kare farkından kaynaklı tabi. Bir eksi sin kare x yapar. Peki bu bir eksi sin kare x dediğimiz ifade bu aslında neye eşit? Cos kare x'e değil mi? O halde ben burayı silerim. Buraya da kosinüs kare x yazarım. Hatta gelin. Burası kare kök burası da kare ya. Bununla bunu götürürseniz. Burası nasıl çıkar sevgili gençler? Bakın bununla bunu götürdüm. Bunlar gitti. Kare de gitti. Kosinüs x'in mutlak değeri olarak çıkar. Şimdi ikinci bölgede dedik ya. İkinci bölgede kosinüs negatif değil miydi? Negatif olduğuna göre mutlak değeri de ortadan kaldırırım. Negatif çıkacağı için. Eksi 2 çarpı kosinüs x yazar. Güzel. Eksi sin x ile artı sin x de gider tabi. Burada ne var? 1 artı 1 2 eksi 2 kosinüs x kalır sevgili gençler. Bu nedir arkadaşlar? A'nın karesi. Yani biz neyi aldık burada? Her iki tarafın karesini aldığımız zaman. A kare geldi. Her iki tarafın kare alırsam da tabi 2 eksi 2 kosinüs x bunun karekökü eşittir. A olarak karşımıza çıkar. Cevabımız da Denizli seçeneği olur deriz arkadaşlar. Evet, güzel soruydu. Devam ediyoruz. 11. sorumuzla bir şeyi 40 defa söylersen olur. Şu an 11. defa söylüyoruz. ABC'de bir yabuk. ABDC'ye paralel. Yani şununla şu sevgili gençler paralel. Burası 8, burası 7, burası 5, burası 4. ADX ise X kaçtır diye sorulmuş. Yani şöyle soruya bakınca geometri sorusu olarak görülüyor ama... Bu bir trigo sorusu. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın ben şuradaki açıma alfa dersem şuradaki açının da alfa olması gerektiğini biliyorsunuz Z'den. Peki madem öyle şuradaki açıya bir kosinüs teoremi uygulayalım mı sizle beraber? Nasıl uyguluyorduk? Alfanın karşısındaki kenar 5'ti. 5'in karesi 25 eşittir. 4'ün karesi 16. 7'nin karesi 49. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa diyorduk. Pekala. 16 ile 49'un toplamı sevgili gençler 65 yapar. Bu 65'i karşı tarafa gönderirseniz 25'ten 65'i çıkardım. Eksi 40 eşittir. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa kaldı. Her iki taraftaki eksileri götürdüm önce. 2 kere 4 8 yapar. 8'e böldüm 5 geldi. 7'yi karşıya fırlattım. 5 bölü 7 eşittir. Kosinüs alfanın ta kendisi oldu. Güzel. Kosinüs alfayı 5 bölü 7 gibi temiz bir sayı bulduk. Niye temiz diyoruz? Öyle köklü möklü değil. Peki şimdi gelin bir de şu üçgene kosinüs teoremi uygulayalım. Niye olmasın? X'in karesi diyeceğiz. Şöyle aşağıya doğru indirdim. X'in karesi sevgili gençler. Eşittir. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa diyecektik. E, kosinüs alfayı da biz 5 bölü 7 olduğunu bulduk. Bunu da yazalım buraya. Şimdi 7'ler gitti. Burası 49 ile 64'ün toplamı 113 yapar. 113'ten sevgili gençler 5 kere 8 40. 40 kere 2 de 80 yapar. 113'ten 80'i çıkarırsanız 33 gelir. Bu x kareye eşitse tabii ki x nedir? Kök içerisinde 33'tür. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneği de verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da kosinüs teoreminin aslına bakarsanız çoğu kitapta olan klişe bir sorusuydu. Ee, hiçbir şey vermeden hani şu şekilde verildiği zaman bu soruları geometri sorusu olarak algılamayıp bir trigonometri sorusundan ibaret olduğunu görün diye bu şekilde bir soru yazdım buraya. 12. sorumuz ABC şöyle kalınlaştıralım ABC bir ABC üçgeninin özür diliyorum çevrel çemberinin yarıçapı 6 cm ve B artı C'nin de 10 santimetre olduğunu söylemiş bize. Sinüs B artı sinüs C nedir diye sorulmuş. Şimdi bizim şöyle bir çevrel çemberimiz varmış. Bu çemberin de içinde sevgili gençler bir ABC üçgeni var. Bu çembere de ABC üçgeninin çevrel çemberi diyoruz. Değil mi? Şöyle bir üçgenimiz var. Burası A, burası B, burası C olsun. A'nın karşısındaki kenara A, B'nin karşısındakine B, C'nin karşısındakine ve C diyelim. Bu üçgende B ile C'nin toplamının bize 10 cm olduğu bilgisi verilmiş. ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapının da 6 olduğunu biliyoruz. Sinüs B ile sinüs C'nin toplamı sorulmuş sevgili gençler. Şimdi şunu biliyorsunuz. B bölü sin C, B bölü sin B artı C bölü sin C. Hatta özür diliyorum. artı değil. B bölü sin B. C bölü sin C'ye eşit. Ve bu da sevgili gençler 2R'ye eşit. Yani çapa eşit. E yarı çapa 6 ise çap nedir sevgili gençler? 12'dir. O halde bunu da buraya yazalım. 12. Şimdi güzel kardeşlerim. Oran orantı konusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Oran orantı konusunda buraya hatırlatma olarak yazabilirsiniz. A bölü B eşittir C bölü D ise ve bu da K'ya eşitse A artı C bölü B artı D de yine orantı sabiti olan K'ya eşit oluyordu. O halde ben burada B ile C'yi toplarım. B artı C bölü sinüs B artı sinüs C derim. Ve bu da yine orantı sabiti olan 12'ye eşittir. B artı C'nin bize 10 olduğu bilgisi verilmişti. Onu neye bölersen 12 yapar diyoruz. O halde sinüs B artı C ile sinüs b artı sinüs C ile 12'yi yer değiştirirsem 10 bölü 12 eşittir sinüs b artı sinüs c gelir sevgili gençler. Sadeleştirirsem burası 5 burası 6 olur cevabımız da 5 bölü 6 olur bizden zaten bu istenmişti deriz sevgili gençler 12. sorumuz için. 13. sorumuzdayız. Aynı noktadan doğrusal olarak saatte 60 kilometre ve 50 kilometre hızlarla ve Aralarındaki 120 derecelik açıyla hareket eden iki aracın 2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur diye sorulmuş. Bunların hareket edeceği ortak bir nokta belirleyelim önce kendimize. Mesela şurası A noktası olsun sevgili gençler. Buraya çözelim soruyu. Başka yerimiz yok. Bir tanesi şu, şu tarafa doğru gitsin. Bir tanesi de şöyle gitsin. Tamam. Böyle bir şey olur herhalde. Şöyle gitsin. Şimdi 60 kilometre hızla giden araç şu tarafa doğru gitmiş olsun. Tamam mı? Bu tarafa doğru giden araç da 50 km ile gitsin. Güzel. Ben size şöyle bunu da yaklaştırayım hatta biraz daha. Daha da net görün arkadaşlar. Şurası 50. Pekala. Ee, ve bunlar şuraya kadar gitmişler. Kaç saat gitmişler? 2 saat sonra diyordu değil mi? Bakalım. Aynen 2 saat sonra diyor bakın. Pekala. 60 ile giden 2 saat sonra şu noktadan A noktasından 120 km uzaklaşır ile giden de 100 kilometre uzaklaşır sevgili gençler. Bize 2 saat sonra bu iki aracın arasındaki uzaklık sorulmuştu. Mesafe sorulmuştu. Şu kırmızı olan yer soruluyor. Aralarındaki açı da sevgili gençler 120 derece olarak verilmiş bize. Tabii ki biz burada ne yapacağız? Kosinüs teoremi yapacağız. Pekala hadi başlayalım. 120'nin karşısında x var. x'in karesi eşittir. 120'nin karesi artı 100'ün karesi. Eksi 2 çarpı 120 çarpı 100 çarpı e, kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi kosinüs 60'tı. O da eksi 1 bölü 2 yapar. Doğru mu? Pekala. Bakın şuradaki de buradaki eksiyi götürüyorum. Buradaki 2 ile de buradaki 2'yi götürüyorum. Burada 120 çarpı 100'ümüz kalıyor. O halde x dediğimiz sayı sevgili gençler kare kökün içerisinde. Böyle uzatalım. 120'nin karesi artı 100'ün karesi artı 120 kere 100. Hocam bunun kare kökünü mü alacağız deme. Ben sana şöyle kolay bir şekilde alayım bak bunu. Ben sevgili gençler bu x'in. Bakın bunun içinde 20'nin karesi var. Bunun içinde 20'nin karesi mevcut. Burada 20, burada 20 mevcut olduğuna göre hepsinde de bir 20'nin karesi var. Parantezinde. 120'nin karesinin içerisinden 20'nin karesini çekip alırsam 6'nın karesi gelir. E burada da sevgili gençler 5'in karesi kalır. Bu da 20'yi çalarsam buradan 6 kalır. Buradan 20'yi çalarsam 5 kalır. Şöyle yaptım. Bunu da bu şekilde uzattım. Kare kökümü kapattım. Şimdi şu 20'nin karesi dışarı 20 diye çıkar. X eşittir. 20 kök içinde. Bakın şurası 36. 25 daha 61. 30 daha 91 yapar. O halde sevgili gençler cevabımız neymiş? 20 kök 91'miş diyebiliriz bu soru için. Geçtim. 14. sorumu arkadaşlar. Şurayı şöyle bir kaldıralım şuradan. Az önceki çözümümüzde. Buradan kaldıralım. Şöyle tertemiz bir sayfamız olsun. Evet artık çözebiliriz. ABC bir üçgen. ABBC yedik. Gördüm. BDC 30 derece. Tamam. AB 15 demiş. Şurayı yanlış yazılmış arkadaşlar. Burası 12 olacak. Şöyle yapalım. 12 birim. BC de 5 birim. X. Yani şurası X'miş. X kaç birimdir diye sorulmuş. Peki 5-12 ben AC uzunluğunun sevgili gençler aslına bakarsanız 13 olması gerektiğini söyleyebilirim. Burası 13'müş. Bakın burada bir 30 derecemiz var. Kısım 90 ama bu pek şu an işimize yaramayacak. Sadece sevgili gençler ben burada şuraya A dersem şuranın 13-A olması gerektiğini de bulabilirim. bu işimize yarar mı? Bunu sonra diyelim ya. Bunu demeyelim hatta. Bu silelim burada. Peki biraz düşünelim. Ben şu kısmın tamamının yani AC'nin tamamının 13 olması gerektiğini biliyorum. burası da 30'du. Şuradan bir dik sevgili gençler şuraya. Buradan bir dik Böyle dik olsun. 90'ın karşısı x ise şurası sevgili gençler x bölü 2 olur. Tabii ki burası da x kök 3 olur diyebiliriz. Şimdi bizden x isteniyordu. Artık şunu söyleyebilirim. Şu ABC üçgenim var ya. ABC üçgenim. ABC üçgeninde sevgili gençler. Ee, alan 5 çarpı 12 bölü 2'dir. Yani bunlar giderse sevgili gençler 30'dur. ABC üçgeninin alanını bu. Peki ABC üçgeninin alanını farklı bir şekilde hesaplayabilir miyim? Evet hocam bakın şurası 13'tü değil mi? 13 taban çarpı yüksekliğe biz burada x bölü 2 dedik. Bölü 2 dersem bu da kaç eşit olacakmış? 30'a. O halde sevgili gençler 13x bölü 2 eşittir 60 yapar. 13x eşittir 120 ise x'i biz 120 bölü 13 bulabiliriz. Yani cevabımız denizi seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler 14. sorumuz için. Evet geçiyorum sevgili gençler bir diğer sayfama. Bu sayfa için de şöyle biraz bakalım ha uzaktan olmaz mı? Şöyle bakalım. Aa güzel. Ince kalemle yazdık. Daha da böyle şık olmuş ya. Efsane olmuş. Ben çok beğendim. Siz de kendi sayfanızı böyle uzaktan bakıp beğenebilirsiniz bence. <laughs> Onu beğenmişken videoyu da beğenirsiniz artık. Şimdi 15. soru. Cos kare 36 bölü 1 eksi sinüs 36 eksi 1 ifadesinin eşiti. Ne diye sormuş? Ee, şimdi Abiler ablalar ben bu cos kare 36'nın aslına bakarsanız 1 eksi sin kare 36 olması gerektiğini söyleyebilirim. Hatta ve hatta burayı birin karesinin 2 kare farkı yapsın ya değil mi? Al yap 2 kare farkıyla aç burayı. 1 eksi sin 36. Bak soruyu nasıl bitirdik. Çarpı 1 artı sin 36 dedim. Sonrasında bölü alt kısımda ne var? 1 eksi sin 36 var. 1 eksi sinüs 36 var. Bir de eksi 1'imiz var. E şimdi arkadaşlar bak buradaki 1 eksi sinüs 36 ile buradaki 1 eksi sinüs 36 gider. 1 artı sinüs 36'dan 1 çıkarırsam cevap olarak karşında ne kalır? Sinüs 36 derece kalır. O halde cevabımız da denizli seçeneği olur diyebiliriz 15. sorumuz için. Kalemi kalınlaştıralım değil mi ya böyle güzel olmadı. Yandaki üçgende şu üçgende AC, BC'ye eşit. İkiz kenar üçgenmiş bu. AC ile BC yani şunlar birbirine eşit. Kotanjant A. Kotanjant A neresi? Şurası. 2'ymiş. Kotanjant A. Ben kotanjantla çalışmayı sevmiyorum. Tanjant A'nın da o zaman ne olması gerektiğini söyleyebilirim. Tanjantla kotanjant birbirini çarpımsal tersiydi değil mi? 1 bölü 2 derim o zaman ben. Evet, Kotanjant A 2 ise tanjant A 1 bölü 2'dir. Bizden kosinüs C istenmiş. Şimdi bu soru bakayım o şekilde çözülebilir mi? Vallahi çözeriz ya. Bir tane not yazın. Tamam mı? Bir tane not yazın şöyle. Şöyle de yapalım. Tamam. Bakın ben şimdi bu notta diyeceğim ki size. Aynen dediğimi yazın sevgili gençler. Dik olmayan dik olmayan her üçgende her üçgende açıların açıların tanjantları toplamı tanjantları toplamı Toplamı, tanjantları, tanjantları çarpımına, çarpımına nedir? Eşittir. Bu efsane bir özellik. Bu on numara bir özellik. Öyle, öyle her yerde de bulamayacağınız bir özellik sevgili gençler. Şimdi burada ikiz kenar verdiği için işlem kolay olacak. Bakın şu açıyla, şu açının biz birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bize zaten kotanjant A verilmiş. Yani ben tanjantı da bulabilirim dedim burada. Tanjant da sevgili gençler. Tanjant A da 1 bölü imiş. Yani sevgili gençler ben burada şurada tanjant şurada C açısı diyelim artık. Tanjant alfa çarpı tanjant alfa çarpı tanjant C eşittir. Tanjant alfa artı tanjant alfa artı tanjant C'ye eşit olur diyeceğim. Valla ilk defa görüyorsanız da burada görüyorsunuz sevgili gençler haberiniz olsun. Şimdi ben diyorum ki Tanjant alfa zaten 1 bölü 2. Ben bunu bulmuşum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı çarpı özür dilerim. Tanjant c eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı tanjant c yazdım. Evet tanjant c'yi bulabilirim ya. Bir tane bilinmeyen var zaten. Şurada ne var bakın? Şu kısım. Tanjant c bölü 4. Onu salladım karşıya. Burada ne var? 1 Bir var. 1'i de bu tarafa attım. Eksi 1 eşittir. 3 bölü 4 tanjant C gelmiş oldu. O halde bu tanjant C nedir sevgili gençler? Bakın şuraya yazalım. Tanjant C eşittir. Eksi 4 bölü 3'ün ta kendisidir. E gelin bir tane üçgen çiziverek ya şuraya. Çünkü bize kosinüs C'yi sormuş ya. Şöyle üçgenimizi çizdik. <laughs> Dik olsun. Dik olmadı ama olsun. Kabul edelim öyle. Tanjant C'miz eksi 4 bölü 3 olduğuna göre buraya 4, buraya 3, buraya da 5 diyebilirim. Karşı bölü komşu çünkü şuraya ben C açısı diyeyim. Şöyle. Karşı bölü komşu 4 bölü 3 ise kosinüs sorulmuş ya. 3 bölü 5'tir. Ama nasıl 3 bölü 5? Tanjantın negatif olduğu yerde yani ikinci bölgede tabi e, kosinüs dediğimizde ne olacak sevgili gençler? Negatif olacak o zaman cevabımız da eksi 3 bölü 5 olacak diyebiliriz. Şu özelliği mutlaka ama mutlaka defterinize, kitabınıza bir yere mutlaka iliştirin arkadaşlar. Trigonometri çalışma notlarınızın arasında mutlaka bu özellik bulunsun. 16. sorumuzun cevabı da böylelikle Bursa olmuş oldu. 17. Şekilde ABCD dikdörtgen 7AB 3 tane ED'yi eşitmiş. O halde ben şuna 3K buna 7K diyebilirim. Hatta K'ları da ortadan kaldırın. Ben AB'ye 3 derim. ED'ye de 7 derim. Bu dikdörtgen olduğuna göre burası da 3'tür. Doğru mu? Doğru. Güzel. Şimdi AD ile ED'de birbirine eşit. AD neresi? Şurası. ED neresi? Burası. Demek ki AD uzunluğu da yani şurası sevgili gençler. Burada 7'ymiş. Bu da güzel. Bu da verilmiş bize. Buna göre diyor tanjant x değeri hangisidir? Şuranın tanjantı sorulmuş. Şimdi pekala şöyle bir şey yapsak olur mu? Bak şu kısım var ya 3 burası kaçtı? 7 idi. Kelebek yapalım. 3'ün 7'ye oranı. O halde şurası 3K ise burası 7K'dır diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Diyelim. Hatta ve hatta daha sonrasında şurası X'miş ya sevgili gençler. Ben şuranın 90 olduğunu biliyorum bak burası 90 sa buraya da alfa diyelim. 90 artı alfa eşittir x'i verir bana. E gel güzel kardeşim tanjant x'i hesaplamak yerine tanjant 90 artı alfayı hesaplayalım. 90'a eklediğim için isim değiştirecek kotanjant olacak yazalım onu kotanjant alfa. Tabi tanjant ikinci bölgede negatif olduğu için buna da negatif yazacağım. Yani aslında benden eksi kotanjant alfayı istemiş. Şimdi ben şuradaki açının yani alfanın kotanjantını bulabilmek için komşu bölü karşı diyeceğim. Yani cevap 7 bölü 7 k olacak. Yani cevap 1 bölü k olacak diyebiliriz. Bunun eksilisi tabii. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü k olacak da k kaç? E şimdi güzel kardeşim, bak buraya 3 k ile 7 k'nın toplamı bize AD uzunluğunu veriyor. Bize AD uzunluğunun zaten 7 olduğunu söylemişti. Yani 10 k eşittir 7 ise k kaçtır? 7 bölü 10'dur. Ben bu k'yı şurada yerine yazarsam cevabı bulurum. Eksi 1 bölü 10 bölü 7. Yani ters çevirip çarp pardon özür diliyorum. 7 bölü 10'du k. 7 bölü 10. Ters çevirip çarparsam eksi 10 bölü 7. Benim cevabım olarak karşıma çıkar. Cevap denizlidir diyebiliriz. Güzel çözdük. Geçtim 3. sayfanın sağ üst tarafına. Bir x açımız var. Birinci bölgede değil mi burası? Birinci bölge. Güzel. Alayı pozitif burada tanjantı, kotanjantı, sinüsü, kosinüsü alayı pozitif. Tanjantı x'in 5 bölü 12 olması gerektiğini söylemiş bize. Ve daha sonrasında da 1 eksi sin kare x'i 1 artı kos kare x'e bölüp 313 ile çarp. Bunun da kare al. Bu ifadenin değeri kaçtır diye sormuş. Vallahi helal olsun. Şimdi burada 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 neler yapabiliriz? Bir göz gezdirelim buraya. Şimdi bu 1 eksi sin kare x dediğimiz ifade. Bir de ne var burada? 1 artı kos kare x var sevgili gençler. Burada 313 ile çarpacağız ya bunu. Ben tanjantım 5 bölü 12 olduğunu bildiğime göre şöyle bir tane üçgen çizelim. Bu üçgen de sevgili gençler dik üçgen olsun. Şurası x olsun. Tanjant 5 bölü 12 ise tabii ki burası 5'tir. Burası 12'dir. Burası dik ise burası da 13'tür deriz. Diyeriz neyse deriz. 1 eksi sin kare x demiş. Bu, ben bu 1 eksi sin kare x'in de aslına bakarsanız cos kare x olması gerektiğini biliyorum. E, kosinüsümüz ne burada? 12 bölü 13. Demek ki 12'nin karesi bölü 13'ün karesi diyeceğiz. Bakın 313 çarpı üst taraf 12'nin karesi bölü 13'ün karesi olarak. Geçti kayıtlara. Bölü 1 artı cos kare x demiş. E, tamam. O zaman 1 artı 12'nin karesi bölü 13'ün karesi derim ben buraya. Cos kare x lazımdı çünkü. Bir de bunun en son kare kökünü alacağız. Hatta yazalım onu da. Böyle kare kök işareti yapalım. Oo, şöyle yaptım. Bir de böyle yaptım. Bir de kare de böyle aşağı iniyor değil mi burası? Evet. Şimdi bu ifade nasıl buluruz? Bir düşünelim bakalım. Şimdi gençler benim şöyle bir iddiam var. Bakalım gerçekleşecek mi? Büyük ihtimal öyle gelecek yani yüksek ihtimalle. Şimdi arkadaşlar 12'nin karesi 144'tü. Şu kısmı şu kısmı bir bileşik kesreye çevirin bakalım. 13'ün karesi artı 12'nin karesi bölü 13'ün karesi yazdım ben buraya. Tamam mı? 13'ün karesiyle 12'nin karesini toplayalım. 169 ile 144'ü ben toplarsam vallahi gelecek. 3, 1, 3. 313 geldi mi? Geldi. O halde sevgili gençler aslında şu kısım. Bakın şurayı sadece sileceğim. Tamam. Burayı sildikten sonra artık ben buraya 313 bölü 13'ün karesi yazabilirim. Bak bunu yazdıktan sonra şu kısım şu payda da gitti. Bu da payda da bu da gitti. E buradaki 313 gitti. Buradaki 313 de gitti. Geriye ne kaldı? 12'nin karesinin karekökü. Yani şu karekök işaretinin içerisinde aslında sadece 12'nin karesi varmış. E bu da kaç yapar? 12 yapar. O halde cevabımız da Denizli'dir diyebiliriz. 18. sorumuza. Eğlenceli soruydu. Ay geçtim 19'a. Geçtim 19'a. Video bir saati buldu herhalde şu anda. Ha? Daha çok işimiz var. ABC'de dikdörtgeninde A, E, E, B, Y. Bu da D, K'ya. Bu da 2'ye eşitmiş sevgili gençler. o neler olmuş. A, K, 1. Tamam. Tanjant alfa değeri nedir? Diye sormuş bize. Hadi bakalım. Şimdi ben bu alfayı nereden bulurum? Hacı. E bir düşünek madem öyle. Şöyle diyelim. Bu alfayı bulabilmek için. Arkadaşlar ee, bir daha bakayım. Heh, tamam. Güzel. Geldi. Vallahi hemen geldi. Şimdi sevgili gençler, ben buradaki alfanın aslına bakarsanız Şuraya bir x desek Buraya bir x desek Burası x olduktan sonra Şuraya da ben bir y desem x artı y neresi olur? Ben bunu yaklaştırayım ya sen görmüyorum bence şu an Görüyorsan da kör olmuş olabilirsin ya. yani Heh, şöyle Dibine kadar gire göre çözek Şurayı da silelim Bak uzaktan yazdım ne kadar çirkin olmuş Şöyle yakından yakından çözelim, kalemi de inceltelim Ben şuraya x dedim Tamam. Şuraya da y dedim. Bu x ile y'nin toplamı neresidir? Hocam burası. Tamam. Güzel. Şimdi benden ne istenmişti? Tanjant alfa mı? Şu tarafa doğru bir kayalım şöyle. Bakayım tanjant alfa istenmiş. Tamam. Şimdi tanjant alfa istenmiş ya. Bu alfa ile x artı y'nin toplamı bize 180'i verir. Doğru mu başkan? Doğru. O zaman alfa 180 x artı y midir? Evet hocam öyledir. O halde sevgili gençler ben tanjant alfa yerine tanjant 180 eksi x artı y'yi hesaplarım. 180 eksi x artı y'yi hesaplayacağım ama da biliyorsunuz 180'den çıkarınca isim değişmiyordu. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant x artı y'yi hesaplamak bizim için yeterli olacaktır. Biz bunu hesaplayacağız kardeşim. Güzel. Şimdi o halde Tanjant x'e tanjant y'yi nereden bulacağız hocam? Bizde bir tane değişken vardı alfa. sen gittin bir de x ve x ve y çıkardın. Sıkıntı yok. Şu kısmı sileceğim. Bakınız. Şekli biraz yukarı taşıdım. Şimdi yazıyorum. Bize bir tane tanjant x lazım. Bir tane tanjant y lazım. Tanjant x. Karşısı 1. Komşusu 4. 1 bölü 4. Tanjant y'ye bakalım bir de. Tanjant y için de karşısı 3. Komşusu 2. 3 bölü 2. Şimdi bana şunu söyleyin sevgili gençler. Tanjant x artı y'yi bir hesaplayalım. Neydi açılımı bunun? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan tandı. Yani tan x çarpı tan y'ydi. Güzel. Tanjant x'in ben 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Artı tanjant y'nin de 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ben bunu 6 bölü 4 olarak yazayım ve toplaması kolay olsun değil mi? Bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz buraya da. Üst tarafı toplarsam 7 bölü 4 gelir. Alt tarafı da sevgili gençler şurası 3 bölü 8 birden çıkarırsam 5 bölü 8 gelir. Her çevirip çarparsam 7 bölü 4 ve 8 bölü 5'in çarpımı olur. O baştaki eksiği ben hala unutmadım. İçimden tekrar ediyorum. İsmail eksiği unutma, İsmail eksiği unutma, İsmail eksiği unutma diye. Nereden lan o eksi? He şu. Tutmuşum. Nerede olduğunu unutmuşum. Eksiği de yazdım. 8 ile 4 gitti burası 2. 2 kere 7 eksi 14 bölü 5. O halde cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu, güzel de çözdük. Ee, geçtik 20. sorumuza. Şekildeki ABCD kare, ABE doğrusal, AF FE'ye dik ve BF iki tane FC'ymiş. Hayda şimdi. BF nerede BF? Şura. FC de burası. O zaman ben bu FC'ye 1 diyeyim. BF'ye de 2 diyeyim. Tamam mı? Alfa diye de şurayı vermiş bize. Ha, nereye koymuş ya? Tanjant alfanın değeri nedir? diye sormuş bize. Bir de bunun kare olduğunu biliyoruz. Yani şurasının 3 olduğunu biliyoruz mesela. Tamam. Bir de karenin şu köşelerin karenin köşelerinin dik olduğunu biliyorsun değil mi sen? Biliyorum biliyorum. Şuraya diki yazdık. Tamam. Dikten dik miymiş? Dikten dikinince ne yapıyorduk? Öklit. O da güzel. O halde 2'nin karesi 4 eşittir. 3x dersem. X diye de şuraya dedim. X kaçtır sevgili gençler? Bu da 4 bölü 3'tür. Hemen şuraya da yazalım. X'i silelim orada. Hop. Oraya da 4 bölü 3 yazalım. 4 bölü 3. Pekala şimdi biz buradaki alfayı nasıl nereden niye elde edeceğiz? Yani niye sorusu daha önemli ama boş ver nasıl elde ederiz biz bu alfayı? Büyük ihtimal burada biz toplam fark formülünü kullanacağız ama buradaki alfa nasıl ortaya çıkar? Şöyle diyelim mi arkadaşlarım? Ee, şimdi burada şu kısmın şu kısmın ben x desem ama şuranın tamamına da Y desem, bak yukarı X dedim, alt kısmın tamamına da Y dedim, tamam. Sonrasında X ile Y'nin toplamının ben 90 derece olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. X ile Y'nin toplamı 90 derece. Alfa dereceyi ben burada nasıl e, düşünebilirim? Onu da şöyle diyelim, 90 dereceden, 90 derece. Alfa dedik ya, he, bakalım oraya Y demesek. Acaba alt kısma mı y desek daha mı düzgün olur? Daha düzgün olabilir. Şöyle diyelim arkadaşlar. Y diye oraya demeyelim. Şuraya diyelim. Şöyle. O zaman x ile e, y'nin toplamı 90 derece eksi alfa olur. Hmm. Peki alfa ne olur o zaman? Alfa da 90 derece eksi x artı y olur. Olur mu? vallahi olur. Güzel. Şimdi benden tanjant alfa istenmişti. O halde ben tanjant alfa yerine Tanjant 90 eksi x artı y'yi hesaplayayım ki 90'dan çıkardığımız için isim değiştirecek. Birinci bölgede de hepsi pozitifti. O halde bizden istenen aslında kotanjant x artı y'ymiş sevgili gençler. Şimdi bakın ben burada kotanjant x ve kotanjant y lazım şimdi bize. E, hatta önce ben tanjant x artı y'yi bulayım. Bulduğumu ters çeviririm. Kotanjant olur zaten. Şimdi bana bir tanjant x lazım. Bir söyleyin tanjant x'i. Karşısı kaç birim? 4 bölü 3. Komşusu 3. 4 bölü 3'ü 3'e bölersem 4 bölü 9 gelir. Tanjant x'in 4 bölü 9 olması gerektiğini bulduk. Bir de bana tanjant y lazım. Tanjant y de sevgili gençler. Ee, ne olur? Şurası karşı bölü komşudan. 2 bölü 4 bölü 3. 2'yi 4 bölü 3'e bölerseniz sevgili gençler. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 yapar. Bu da 3 bölü 2'ymiş. Güzel. Bunu biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Artık sevgili gençler biz Ahmet ee, şunu yazalım. Tanjant x artı y. Tanjant x artı y eşittir. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan tan. Yani tan x tan y. Tan x'imiz 4 bölü 9'du. Artı tan y'miz 3 bölü idi. Bölü 1 eksi 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 2 dedim. Bunu hesaplayacağız. Tanjant x artı yayı bulup ters çevireceğiz bulduğumuzu da. Şimdi burayı 2 ile burayı 9 ile genişletirsem. 8, e, 27 daha kaç yapar? 35. Bölü 18. Bölü, şıklara bir bakayım ya çok garip. Ha tamam 35 varmış güzel. Güzel sıkıntı yok devam. E, ee, şurası da sevgili gençler. Bunda bunu sadeleştirdim. 3 yaptı. Bunda bunu sadeleştirdim. 2 yaptı. 1'den 2 bölü 3'ü çıkarırsam 1 bölü 3 kalır tabi. Bunda ters çevirip çarparsak hatta ters çevirip çarpmaya gerek yok. 18'de 3'ü sadeleştirdim. Burada 6 kalsın. Şimdi tanjant x artı y kaçmış? 35 bölü 6 mıymış? Bana ne lazım demiştim ben şurada. Kotanjant x artı y'ye eşitti bu. E, tanjant 35 bölü 36 ise kotanjant x artı y kaçtır sevgili gençler? Bu da tabii ki 6 bölü 35'tir. O halde cevabımıza bakıyoruz cevabımız 20. sorumuzun cevabı Adana'dır diyebiliriz sevgili gençler. Evet arkadaşlar videomuz olabildiğince uzun olsun istemiyorum. O halde şöyle yapalım normal şartlar altında 40 soruyu tek videoda atarız demiştik ama 40 soruyu da tek videoda atmayalım. ikiye parçalayalım daha sağlıklı ve daha mantıklı olsun. İkinci videomuzda ise sorularımızı şu şekilde göstereyim. Ee, yaklaşık 29. sorumuzdan sonra bomba ama cidden böyle bombastik sorular var harbi efsane sorular var ee, Bu soruları da dinlemeyi unutma yani ikinci video senin için daha da değerli olabilir onu da kaçırma Diyelim Videoyu sonlandıralım şöyle sayfamızın sonuna da bakalım da şöyle efsane görünen sayfamıza bak efsane notlarımız falan var değil mi burada Bu notları falan kaçırmayın arkadaşlar başka yerlerde bulamazsınız. Başka yer dediğim kanallardan bahsetmiyorum. Her kitapta yazmıyor, her kanalda söylenmiyor veya her hoca anlatmıyor bunları. Dolayısıyla bunları da sevgili gençler mutlaka ama mutlaka değerlendirin derim size. Sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen sizden ricam da bu videonun sonunda videoyu beğenmeyi unutmayın. Tek isteğim bu. Ondan önceki isteğim sizin çok çok daha başarılı olmanız tabii ki. İnşallah başarı dileklerimle Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.